Evet efendim, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ve aynı zamanda CHP Genel Başkanı ve tabii ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı, Ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Zaten saatler 11'i gösterdiğinde açıklama yapacakları belirtilmişti. Yaklaşık yarım saat sonra bu açıklama geldi ve ikinci turda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz dedi, hayırlı olsun dedi. Tabii bunları biraz konuşalım, yorumlayalım istiyoruz. Konuklarımız var. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya. Sayın Sarıkaya, hoş geldiniz. Merhaba Oyeçebi. İyi günler. Çok teşekkürler. Selam ve hocam, akademisyen günaydın. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an. Sayın Kur'an, hoş geldiniz. Merhaba Oya Hanım. Merhabalar Muharrem Bey. Günaydın. Merhabalar ve Sayın Sarıkaya, sizinle başlayalım. Şimdi Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını dinledik. Tabii ki göçmen sorunu, sığınmacı sorunu ön plana çıkacak diye düşünüyorduk. Keza öyle oldu ama açıklamalarında dikkatinizi çeken noktalar neydi? Sizden şöyle bir dinleyelim mi? Şimdi çok önemli bir başka gelişme daha vardı. İstersen oradan başlayalım. Tabii. Sabah saatlerinde Sayın Özdağ bir tweet attı. Tweet'i, evet. Tweet'inde ancak şöyle diyordu. Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi'ndeki şablonları da verelim. Hı-hı. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Şimdi bu cümle dikkat çekiciydi. Hı-hı. Ancak sadece Suriyeliler değil, Türkiye'yi dünyanın Luna Park'ı zannedenler diye de cümlesine devam ediyordu. Ve bugün saat 11'i bekleyiliyordu. Ancak beklediğimizde saat 11'de böyle bir açıklama gelmedi. Yani İçişleri Bakanlığı'na dönük bir veri gelmedi. Hı hı. Şurası da dikkat çekici. Zaten iki gündür sürekli bir müzakere sürüyordu. Bu müzakere sonucunda bir noktaya gelindi. 7 maddelik bir metin vardı. O metin üzerinde bir uzlaşı sağlanmıştı ama buna ilave iki bakanlıktan da söz ediliyordu. İçişleri ve göçle ilgili bir bakanlık. O 7 madde neydi? Onu hemen aktaralım. Onlar da şunlar. Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek. Anayasanın 66. maddesi aynen korunacak. Yani Türklükle ilgili 1924 Anayasası'na bağlı kalınacak. Sığınmacılar 1 yıl içinde gönderilecek. Terörle etkin mücadele yapılacak. Yolsuzlukla etkin mücadele yapılacak. Kanundaki atamalarda, kamudaki atamalarda liyakat esas alınacak diyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda aslında yani kamudaki atamalardaki liyakat, yolsuzlukla mücadele, terörle etkin mücadele, anayasanın ilk 4 maddesinin korunacağı, anayasanın 24 anayasasına baz alınacağı ve sığınmacıların gönderileceği konuları zaten altılı masa diye tanımladığımız Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metninde de olan ifadeler. Yani yeni bir durum burada çok öne çıkmıyor. Peki ikili görüşmelerde bir sonuca varıldı mı onu bilmiyorum ama olan şu, Sayın Kılıçdaroğlu çok açık bir şekilde söyledi. Türkiye'nin geleceği huzurlu ülke ve parlamenter sisteme geçiş için çok daha güzel günleri göreceğiz derken Özdağ da açık açık desteğini verdi. İkinci turda destek kararımızı açıklayacağız dedi ve her ikisinin ortak noktası sığınmacılarla ilgiliydi. Yani bir İçişleri Bakanlığı veya diğer konulardan daha çok, daha baskın olarak sığınmacıların öne çıktığını görüyoruz ve onun üzerinde durduğunu görüyoruz. Bu İçişleri Bakanlığı'ndan vazgeçildiği anlamına mı geliyor? Çünkü sabah saatlerinde Millet İttifakı birleşenleri içerisinde de buna tepki yüksekti. Böyle bir durum olması halinde kendilerinin tavrının çok daha farklı olacağını ifade edenler vardı. Parti yönetimlerinden yine benzer şekilde bunun kabul edilemez olduğunu söyleyenler vardı. İttifak birleşenlerden. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi içinden de yine benzer tavırlar söz konusuydu. Hı-hı. Bir teyit etme veya bir doğrulama durumu şu aşamaya kadar Sayın Özdağ'ın tweetinin ötesinde öne geçmedi. Olabilir mi? Böyle bir vaatte bulunuldu mu? Seçim sonrası böyle bir durum oldu mu? Onları da tabii ki seçimin akabinde görmek mümkün olabilecek. Hı-hı. O yaşam. Peki Sayın Sarıkaya, şunu merak ediyorum. Şimdi açıklamalarını da baktık. Açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ki, sadece sığınmacı konusuna değindi özellikle Ümit Özdağ. Soru alır diye tahmin ediyorduk ama herhangi bir soru da almadı. Ne düşünüyorsun? Bu açıklamaları tatmin edici olur mu seçmen açısından? Şunu bir kere iki gündür zaten çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Bir liderin seçmeninin tamamını peşine takıp götürmesi mümkün değil.
Bunu zaten o liderler de ifade ediyor. Yani hepsini birden eksiksiz götüreceğiz demek çok da mümkün değil. Böyle bir durum yok. Siyasetin doğasına aykırı. Ancak şunu kayda geçirmemiz lazım. Sonuçta Zafer Partisi önemli bir oy oranına sahip. Ciddi bir oy aldı. %2 küsürlük, 2.24 öyle hatırlıyorum oyu var. Dolayısıyla bu oy önemli bir oy. Bunun önemli bir kesimini aktarma veya götürme açısından etkin olabilir. Fakat burada Özdağ'ın sadece oy aktarması değil, başka bir solüsyona yol açacak. O da şu, seçimin başladığı andan itibaren rakip taraf, yani Sayın Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, bunların hepsinden gelen bir iddia vardı. CHP'nin HDP ile işbirliği yaptığı ve Öcalan'la Demirtaş'ın bırakılacağı yönünde. Ümit Özdağ'ın bu açıklaması, Ümit Özdağ'ın bu ifadesi Cumhuriyet Halk Partisi üzerine yüklenmeye çalışan, ki işte o montaj video tartışmalarında sürdüğü bir aşamada önem arz eder. Yani ben buradayım, ben bunun garantisiyim mesajını belli bir kesime verme açısından önem arz eder. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun en önemli noktası da burası. Yani Ümit Özdağ bu kadar ısrarlı olması, onun gelmesini istemesindeki en önemli neden, var olan bir algının kırılması veya var olan bir algının ortadan kaldırılması. Sayın Akşener bu konuda çok çaba sarf ediyor. Sayın Akşener bu konuda oldukça yoğun çaba sarf ediyor. Ama kendi ortaklığı uzun vadeli devam ettiği için belki o kesimlerde daha çabuk algılanmasına veya onun hemen kabullüğüne biraz güçlük çekiliyor. Peki. Olabilir. Özdağ ile birlikte onun çarpanını artıracaktır. Dolayısıyla o yapıyı, yani suçlandığı kesime dönük, ki bu seçimin en önemli mottosu haline geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu desteği Peki. var mı yok mu gibi. Onunla ilgili algının kırılması ve onunla ilgili kaygıların ortadan kaldırılması ve kararsız seçmene, mütedeyyin seçmene bir şekilde ulaşılması ve milliyetçi kesime de tamam, siz bu konuda en emin olun, Ümit Özdağ da burada mesajının verilmesi açısından önem arz ediyordu. Peki Selami Kur'an, size dönmek isterim hemen. Özellikle şu konuyu belirtti. Numan Bey'e sorduk sığınmacı konusunu. Anlattığı şey vatanlarına dönmelerini içermiyordu dedi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştuğumuzda bunu net bir dille ifade etti. Tabii ki bunu yaparken de uluslararası çerçevelerde yapacağız dedi. Bu da önemliydi. Şimdi birincisi söylemlerinde şuna özellikle dikkat çekti. Birinci turda sesimizi çok duyuramadık ama birinci tur bize gösterdi ki, biraz önce Muharrem Sarıkaya'nın da belirttiği gibi, aslında milliyetçiliğin daha öne çıktığı bir seçim tablosu karşımıza çıkardı. Şimdi buradan şuna döneceğim. Seçime bugün itibariyle artık 4 gün var. Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. O ansa 2 gün önce Erdoğan'a. Şimdi bu 28 Mayıs'taki sandık sonuçlarını nasıl etkileyecek? Hem bunu sormak istiyorum, hem de tabii ki az önceki açıklamaları konusunda ne düşünüyorsunuz? Onu da dinleyeyim sizden. Teşekkür ederim Oya Hanım. Tabii şimdi Sayın Sinan Oğan'la Ümit Özdağ'ın yola çıktıkları ve Ata İttifakı çatısı altında Sayın Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi sürecini takip ettiğimizde şunu görüyoruz. Aslında her iki siyasi aktörün de talepleri ortaktı. Yani işte anayasamızın ilk 1, 2, 3, 4 maddelerinin değiştirilemez hükümlerinin teminat altına alınması, işte anayasamızın 66. maddesi, terörle etkin mücadele ve sığınmacılar meselesiydi. Şimdi ne oldu da işte son bir hafta 10 gündür yaşadığımız süreçte Sayın Oğan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı ve Sayın Ümit Özdağ ve Sayın Kılıçdaroğlu'na diğer adaya desteğini bugün net olarak açıkladı. Aslında dün itibariyle bunun işaretlerini de açık olarak vermişti. Belirli bir mutabakat metninden bahsetmişti ki bugün o konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı takip ettiğimiz kadarıyla. Şimdi birinci husus doğru, ben de katılıyorum. Birinci tespit doğru. Aslında seçmen bir blok halinde bir adaya yönelmez. Ama bunlar siyasi gelenekten gelen, Türk milliyetçiliği geleneğinden gelen iki tane önemli siyasi figür. Dolayısıyla bunların daha çok taraf oldukları, desteklerini açıkladığı adaya
güçlü bir psikolojik destek anlamında bir etkisi olur. Ama ben seçmenin oy kullanırken bir defa hür iradesiyle kullandığını ve bu anlamda da siyasi figür olarak işte siyaset sahnesinde gördüğümüz gerek Sayın Oğan'ın gerek Sayın Ümit Özdağ'ın bu anlamda seçimin sonucuna çok sınırlı anlamda etkili olabilecekleri kanaatindeyim. Mesele şu, aslında Sayın Özdağ'ın bugün açıklamasına dikkat ederseniz, parlamenter sisteme bir atıfta bulunmadı. Sayın Kılıçdaroğlu bulundu. Ümit Özdağ'ın öncelikle ve özellikle sığınmacılar meselesi ki 13 milyondan bahsediyor. Orada biraz farklı rakamlar var. Yani eğer biz resmi rakamlardan hareket edersek veya resmi rakamların da üzerinde belirli bir yukarıya doğru bir rakam da ifade edersek bu sayıyı bulmuyor. Hı hı. Birincisi şu, sığınmacılar meselesinde benim takip ettiğim kadarıyla aslında Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da sığınmacıların Türkiye'de önemli bir toplumsal siyasi mesele olduğu ve bu konuyla ilgili mutlaka belirli bir sürecin işletilmesi noktasında bir şey var, bir mutabakat var, bir aynı zamanda anlayış birliği var. Sorun nerede? Sorun şu, mültecilerin veya sığınmacıların geri gönderilmesindeki usul ve sürecin nasıl işleyeceği. Hı hı. Şimdi dün itibariyle Sayın Özdağ Numan Kurtulmuş Bey ile bir görüşme yaptı ve o görüşmeden sonra da yine bu konuyla, sığınmacılar konusuyla ilgili bir soruya gerekirse zorla göndeririz dedi. Şimdi bu gerekirse zorla gönderme ifadesinden sonra bugün de kullandığı terim uluslararası hukuk çerçevesinde. Şimdi bunlar birbiriyle çelişkili ifadeler. Eğer uluslararası hukuk bağlamında, evrensel hukuk ilkeleri bağlamında siz sığınmacıları geri göndermek isterseniz ki bu devletin egemenlik hakkından doğan bir haktır. Ama usul ve esasın nasıl belirlendiği ve devletin bir hukuk devleti olarak o süreci nasıl işleteceği ile ilgili çok önemli tartışma çıkar. Eğer siz yaşam tehdidi, can güvenliğinin olmadığı bir alana sığınmacıları gönderirseniz bu uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir. Peki bir virgül aslında istesem çok özür dileyerek, çünkü protokolün detayları bir yandan belli olmuş. Mahir Kılıç bizimle paylaşsın, akabinde tekrar biz konuşmaya devam edelim detaylarını. Mahir sendeyiz, dinleyelim. Evet, Oya Çebi, tek sayfalık bir protokol, toplam 7 maddeden oluşuyor. Hemen o maddelere, ilkelere bakacak olursak eğer, birinci ilke anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. maddede yer alan Türk vatandaşı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır. İlk madde bu, ilk 4 madde ve 66. maddenin katı surette korunması. İkinci maddeye bakıyorum. 1924 yılında kurulan milli üniter laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır. Üçüncü maddede ise başta Suriye olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç bir yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir ifadesi kullanılıyor. Dördüncü maddede ise FETÖ, PKK, IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi söz konusu. Bu noktada bir teminat var. Dördüncü madde bu şekilde. Beşinci maddeye bakıyorum. Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatın esas alınması sağlanacaktır. Altıncı madde, bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir. Yedinci ve son maddeye baktığımızda ise devletin vatandaşına karşı şeffaf olması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır ifadesi kullanıldı. Bir kez daha belirtelim. Dakikalar önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı buradaydı. Anlaşmaya vardıklarını ifade etmişlerdi. Ümit Özdağ da ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını belirtti. Bir protokol çerçevesinde 7 maddelik bir protokol söz konusu. Hemen kısaca bakmak gerekirse protokolün birinci maddesinde anayasanın ilk 4 maddesi ve 66. maddesinin katı surette korunması söz konusu. İkinci maddede 1924 yılında kurulan milli üniter laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır ifadesi kullanılıyor. Üçüncü maddede Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacıların en geç bir yıl içerisinde ülkelerine gönderilmesi. Dördüncü maddede FETÖ, IŞİD ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle etki mücadele maddesi var. Beşinci maddeye baktığımızda ise devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatın esas alınması sağlanacaktır. Altıncı madde yolsuzluklarla kesintisiz mücadele edilmesini öngörüyor. Yedinci maddede ise devletin vatandaşına karşı şeffaf olması ve açık davranması konusunda tam bir mutabakata varılmıştır deniliyor. Bir kez daha belirtelim. Tek maddelik bir protokol söz konusu Oya.
Peki Mark Alı, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Şimdi Selami Kur'an, özellikle sizin cümlenizle devam edelim. Akabinde de çok kısa süremiz kaldığı için hem Muharrem Sarıkaya'dan hem de sizden protokolün detayları ile ilgili ya da dikkatini çeken nokta ile ilgili sormak istiyorum. Son 4 dakikam, sizi dinleyeyim mi? Evet, teşekkür ederim. Aslında yine ifade edelim, aslında bu sığınmacıların geri gönderilmesi noktasında prensip olarak tarafların da ortaya koydukları görüşün paralel olduğu kanaatindeyim ben. Sorun nerede? Sorun süreci nasıl işleyecek? Şimdi bir yıl dediğiniz zaman bir yıl bir defa çok kısa süredir. Gerçekleştirilmesi imkanı çok zayıftır. Avrupa Birliği ile ilgili, efendim Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri ile ilgili süreçleri vesaire düşünürseniz bunlar biraz afaki şeyler gibi geliyor bana, tarihler gibi geliyor. Ama tekrar altını çizelim, bu Türkiye'nin önemli bir meselesidir ama bunu uluslararası hukuka, hukuk devletinin temel ilkelerine uygun bir şekilde bir takvim içerisinde çözmesi lazım. Kaldı ki bakın güvenli bölge meselesi var. Güvenli bir şekilde zaten bunların gönderilmesi gerekir. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının temelinde de yatan budur. Şimdiye kadar da 550 bin üstünde göçmen gitmiştir. Ama Türkiye bunu tek başına yapıyor. Dikkat edersiniz. Ne Avrupa Birliği'nden bir destek geliyor, ne Birleşmiş Milletler'den, hiçbir yerden gelmiyor. Benim kanaatimce Sayın Kılıçdaroğlu burada büyük bir beklenti içerisinde Avrupa ayağından, ama oradan bir şey gelmiyor. Maddi anlamda da gelmiyor, siyasi destek de gelmiyor. Bir de önemli bir süreç var. Moskova'da yürütülen Türkiye-Suriye, İran arasında oradaki dişleri bakanlarıyla başlatılan süreçte önemli gündem maddelerinin birincisi terörle etki mücadele, ikincisi de sığınmacıların güvenli şekilde ülkelerine döndürülmesidir. Ben bu sürecin sonucunda geri dönüşlerin çok daha artarak artarak sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Ama tamam, siyasi anlamda seçmen işte bunu satın alır mı? Bu anlamda işte bir yıl içinde göndereceğiz şimdi. Onu seçmen takdirini nasıl yapacak onu göreceğiz. Protokoldeki ilk 7 maddede zaten önemli ölçüde Cumhur İttifakı'nın Yüksek Seçim Kurulu'na ibraz ettiği protokolde de var. Yani Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğü, efendim üniter yapısı, Atatürk'e atıf, Türkiye'nin jeopolitik mücadelesi. Orada daha dikkat çekici başka bir şey daha var hocam. Peki Muharrem Sarıkaya, sizi dinleyelim o zaman. Konusunda, şeffaflık, liyakat ve şeffaflık konusunda tabii ki herkes hemfikir. Hemfikir de olması lazım. Bu konuda zaten bir itirazın olması söz konusu değil. Ama Cumhuriyet'in ilkeleri ve devletin kuruluş felsefesi noktasında orada Cumhur İttifakı'nın da genel olarak, genel itibariyle Millet İttifakı'nın genel itibariyle bir noktada olduklarını düşünüyorum. Mesele terörle etkin mücadele noktasında sadece söylemle değil, eylemle bunun gösterdiği, kimin gösterdiği ve göstereceği meselesidir. Evet, sürem çok kısa kaldığı için hemen Muharrem Sarıkaya, şimdi size dönmek istiyorum, yorumlayalım. Oraya, hemen tabii. Yani burada sevgili Aykut Türel haber müdürümüz de yollamış şimdi metni. Onu evet, okudum ben de. Bir yandan bakıyorum. Burada en önemlisi dördüncü madde. Dördüncü maddenin şu ifadesi. İşte devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadele edecektir deniyor. Ondan sonrası dikkat çekici. Terörle mücadele çerçevesinde terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri atanması uygulaması yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir diyor. Ancak ortak mutabakat metninde, Millet İttifakı ortak mutabakat metninde kamu yönetimi ve iller idaresi başlığı altında iki yerde çok önemli iki vurgusu vardı. O ortak mutabakat metninin kamu yönetimiyle ilgili bölümünde yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kamu kayyum uygulamasına son verilecek. Bu çok açık bir şekilde ifade ediliyordu. İller idaresine ilişkin bölümde ise seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacak, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamasına son vereceğiz deniliyordu. Oysa ki burada yargı kapsamı içerisinde
yani hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri atanması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir yönünde bir böyle ara geçiş, ara bu bir formül bir üretilmiş. Buna ötekileri yani diğer ittifak bileşenleri ne der? Onu da bugün içerisinde göreceğiz. Nitekim peki. Selim Çemürçü'nün orada bir mesajı vardı, bir tweet mesajı vardı. O da şu, Sayın Özdağ günün şakasını yapmış diyor sanırım. Bir şakada benden bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa Sayın Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah peki değildir diye. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısının da böyle bir tepkisel tweet'i var. Onu da kaydı için. Oyar Hanım, peki, orada bir teknik bilgi verebilir miyim? Önemli süremiz sonuna geldim. 20 saniye dinleyeyim sizi. Kayyum ataması ile ilgili aslında hakkında teröre destek ve irtibatla ilgili olarak ceza soruşturması açılan reel yöneticiler mevcut mevzuatımız çerçevesinde tırnak içinde söylüyorum soruşturmanın selameti açısından görevden alınır. Çünkü yargılama bazen 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl sürer. Yargılama noktasındaki bu atıf aslında bir yasa değişikliğini de gerektirecek. Onun da mecliste nasıl ne şekilde şekilleneceğini göreceğiz güzel önümüzdeki dönemde eğer öyle bir şey olursa. Peki, peki çok teşekkür ederim. Daha sonra peki uzunca bir şekilde konuşacağız evet bunları. Efendim Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya. Çok teşekkür ediyoruz. Akademisyen, hukukçu, Profesör Doktor Selami Kur'an. Çok teşekkür ediyoruz katkılarına.